Misafirlerimiz salondaki yerlerini alırlarken ikinci bölümde söylediğim gibi sürprizlerimiz vardı. Hem de sizleri çok mutlu edecek sürprizler. Ancak ondan önce sevgili başkanımız arada geldi. Fanatik Fenerli olduğunu da bu vesileyle öğrendim. Bana şöyle dedi, Galatasaraylı mısın? Doğru söyle dedi. Vallahi değilim. Başkanım size dedim bunları söyleyeceğim diye. Elbette ki Fenerbahçe her daim şampiyon değil mi? Evet, bu da doğru. Ama olsun, bunlar da güzel tatlı atışmalar. Spor da hayatımızda hep olacak. Çünkü anlattığınız bir Karadenizli balıkçının hikayesinden yani ne demek oluyor falan gibi şeyler söyledi başkanım bana. Bütün futbol takımlarımız hep var olsunlar. Atatürk'ün söylediği gibi ben futbolcunun zeki, çevik, aynı zamanda da ahlaklısını severim der. Ama şampiyon da Fenerbahçe'de bunu da söylememiz lazım değil mi başkanım? Evet efendim, bugünkü konserimizde sırası geldikçe sizlere takdim ettiğimiz çok değerli konuklarımız var. Efendim, söylemeyi istediğim Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Genel Başkanı Sayın Server Gökmen Beyefendi aramızda. Görmeyi arzu ederiz, alkışlamak isteriz. Server Gökmen'i siz bilirsiniz. Zannediyorum şu anda salonda değil mi sevgili komite başkanım? Başkan yardımcısı burada. Peki hemen efendim onu da anons edelim biz. Başka ilçe temsilcilerimiz ve dernek başkanlarımız, çeşitli şubelerin ilçe temsilcileri aramızda komite başkanımız, sosyal komite başkanımız sevgili Sezen Kara'nın bana ilettiği bilgiler doğrultusunda bunları söylemem gerekiyor. Efendim İSMO Genel Sekreteri Erol Demirel ve yönetim ekibi burada. Doğru söyledim değil mi? Hoş geldiniz. Evet, tam onu söylemişken de Erol Demirel ismini özellikle en sona bıraktım. Çünkü ismi oda sekreteri Erol Demirel'in bize güzel bir sürprizi var. Sürprizinin de ne olduğunu söylemeyeyim. Ben onu sahneye alayım. O bize sürprizini açıklasın burada. Alkışlarla Erol Demirel. Efendim iyi akşamlar. Tekrar hoş geldiniz. Çok güzel bir akşamda yine birlikteyiz. Ve ben daha önceden bir küçük bir şiir okumayı planlamıştım. Fakat son günlerde böyle sesimin tonundan da farkındasınızdır. Vazgeçtim ama tekrar bu keyifli ortamı görünce paylaşmak istedim sizinle. Biraz önce başkan da ifade etti. Slide'da da gördünüz. Türküler gerçekten yüreğimizin sesi, başımızın sevda yeri. Acılarımızı onlara söylüyoruz, sevinçlerimizi onlara söylüyoruz, isyanımızı onlara anlatıyoruz. Dolayısıyla tabii bir anlamda da sözlerden besleniyor, şiirlerden besleniyor, ezgilerden besleniyor. Ben izninizle Bülent Ecevit'in bundan yıllarca tabii önce bir Külümür ziyaretinde bir Anadolu kadınının, bir ananın evine ziyaretinde onunla küçük bir sohbetinde esinlenerek yazmış olduğu bir şiiri dostluk adına, sevgi adına, kardeşlik adına, barış adına o duygularla okuyacağım. Çünkü bugün herkesten, her şeyden çok daha ona ihtiyacımız var. Biraz önce de belirtildi. Şiirin ismi Plümür'ün Yaşsız Kadını. Plümür'ün bir dağ köyünde gördüm onu. Yaşını sordum, bir giz gibi güldü.
Kimi 80 dedi köylülerden, kimi 100. Yüzüne baktım, bir giz gibi güldü. Bir asa vardı elinde, bir solmuş krallığın kalifeden harmanisi üzerinde. Bir Hititliydi o, bir Selçukluydu, bir Ermeniydi, bir Kürttü, bir Türktü. Yaşını sordum, bir giz gibi güldü. Koluma girdi bir soylu kadınca. Tozlu köy yolunda sürüyerek eteğini, beni tek gözlü sarayına götürdü. Köy yapısı kulübesinin. Zamanı onda yitirdim ben. Yitik zamanlara onda eriştim. En soylu yoksulluğun toprak döşeli sarayında bir taç gibi boynuma, başıma kondu Türkiye'li. İyi akşamlar efendim. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz Erol Demirel'e bize bu güzel şiiri aktardığı için. Elbette ki 1-7 Mart muhasebe günü, muhasebe haftası. Ama 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü bildiğimiz üzere. Dünya Kadınlar Günü'nün başlangıcı da aslında Kadınlar Günü de değil, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü. Çünkü ilk ortaya çıkışı 8 Mart'ta New York'ta jean fabrikasında çalışan kadın işçilerin direnişiyle, zannediyorum daha fazla çalışarak daha az para kazanmalarını protesto etmek amacıyla büyük bir direniş başlatıyorlar. Ve yanlış hatırlamıyorsam fabrika bir zaman sonra yanıyor ve birçok kadın işçi de o fabrikada yanarak ölüyor. Ve bu o kadar büyük bir ses getiriyor ki dünyada, bu New York'ta ölen jean fabrikası işçisinin kadınları. Ve 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü olarak bütün dünyada her yıl anılmaya başlanıyor. Şimdi başkanım... Az önce Fenerbahçe Galatasaray atışmasını yaparken benim için çok da önemli bu. Madem 2-3 gün sonra 8 Mart Kadınlar Günü, madem ki bir Türk Halk Müziği konserindeyiz ve madem ki Erol Demirel bir Tunceli'li, Pülümürlü bir kadını anlatan şiiriyle bizimle oldu. Efendim, Sihşat yani Sivas Şairler Seçkisi antoloji kitabında ben de bir Sivaslı olarak 5 adet şiirim. Adet şiirim yayınlanmıştı. 2 yıl önce Fenerbahçe TV'ye bir canlı yayınla 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı. O canlı yayında Aziz Yıldırım da izleyiciler arasındaydı. Ben hem Udum'la birkaç şarkı çalıp okudum hem de bu şiirimi okumuştum. Bir plaketle beni ödüllendirdi. Fotoğrafın linkini size göndereceğim başkanım. Galatasaraylı olmadığımı anlayacaksınız o zaman. Buyurun. Onlar yoksa biz yok. Gayet tabii değil mi? O kadar tartışma olmazsa hiçbir anlamı kalmaz. Çok doğru söylüyorsunuz. Efendim, Aziz Yıldırım'ın bana plaket verdiği Anadolu kadınını kendimce anlattığım şiirimi ben de sizlere aktarmak istiyorum. Benim de bu çorbada bir tuzum olsun istiyorum çünkü. Anadolu kadını. Küçüktür, narindir, 14'tür yaşı, ay gibidir yüzü, bir yaydır kaşı. Razıdır kadere, aksa da gözyaşı, gelin olur gider Anadolu kadını. Kınalar yakılır minik eline, kuşaklar bağlanır ince beline. Türküler yakılır nazlı geline, el köyüne gider Anadolu kadını. Bir değil çok iş vardır başında, üstesinden gelir daha bu genç yaşında. Teriyle yoğrulmuş tarla taşında kederini saklar Anadolu kadını. Kendini düşünmez, bir yana atar, sofrasına aşına hep sevgi katar. Yününü eğirir, iplik de yapar, çileleri sarar Anadolu kadını. Hasadı bol ise, süt de sağarsa, bebeleri toksa, eli de sağsa, dert etmez saçına karlar da yağsa, Yaradan'a şükreder Anadolu kadını.
dökülür, eğilir genç yaşta beli bükülür. Dertler ilmek gibi bir bir sökülür, isyanı bilmez hiç Anadolu kadın. Ninniler söyleyip türküler yakar, derdin yazmak istese yetmez kağıtlar. Bu kaderi anlatabilir mi ağızlar? Tanrı'ya yakarır Anadolu kadın. Yazdığım bu şiiri de sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duydum. Şimdi konserimizin ikinci bölümü. Efendim, hiçbir şeyim yok diyor akıp giden sesimden başka. Kim o? Değerli şefimiz Nevzat Karakış, alkışlarınızla solo performansını dinleyelim. Teşekkür ederim. Birkaç şey söylemek isterim kısa kısa. Biz bu 4 yıl oldu koro çalışmamız. Emeği geçen, bize katkı sunan bütün dostlarımıza teşekkür ederim. En başta da başından itibaren koroya gelen, bizi birlikte çalışmanın, bir bakıma dertleşmenin kıymetini bilen arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ederim. Gelmiş, gitmiş, ayrılmış arkadaşlara. Ben bir uzun hava söyleyeceğim size. Bir örnek olması açısından. Bu sevgili Yaşar Kemal'in ölüm yıl dönümü biliyorsunuz. Birkaç gün oldu. Yaşar Kemal toplamış, sevgili Ruhusu Usta söylemiş, Ruhusu Usta söylemiş, Yaşar Kemal yazmış gibi. Bu büyük ustaların çok emeği geçmiş. Geniş anlamıyla folklor dediğimiz, halk bilimi dediğimiz çabaya. Ben onun, Yaşar Kemal'in ilk kitabı da Ağıtlar. Zaten Yaşar Kemal'in